Ne yapayım? Ne yapayım? Bak ne yapacaksın? Ya benim işte. Her şeyim küçük. Bak şimdi ya bak. İşte. Ya öyle deme. Üzülürüm. Allah verdiyse ne yapalım? Ölelim mi biz? Ya önemli olan. Büyücük. Boyu. Kalın. Senin için demesi kolay tüm. Kardeşim bak şimdi ekmeğin banının altına şey koyacaksın. Banın üstüne. Hardalın üstüne bunu yapıştıracaksın. Abi chat karar versin. Bir benim yaptığım soğanlara bak. Bir bunun yaptığı soğanlara bak. Aa senin yaptığında bu al. Ne güzel. Koca karı memesi. Ya gibi. Öyle koymuşsun oraya bürüp büküp. Bok etmişiz soğanları. Boynu büküp koca karı memesi gibi. Yapacağın soğanı. Hamburgerin arasından düşmeyecek onlar ama işte. İşte ya. Kardeşim. Senin işi olsa hamburger olur. Ne bu seksiz çoklar. Terbiyesiz. Seksiz çoklar diyor. Amına koyayım. İki bacak üstünde olan her vajinaya böyle bakıyor. Çocukla dışarı çıkamıyoruz ki. Böyle yürüyor. Kardeşim erkek adam bak. Böyle yürüyor. Sürekli el cepte. Ama erkek. Benim sevgilim var. Ama benim sevgilim var. Ben kızın annesiyle tanıştım. Bak bunu konuşmadık. Ha kızın annesiyle tanıştı bir de öyle bir uzlaşmadı mı? Ben kızın annesiyle tanıştım. Beni kızın annesi davet etti. Yemeğe, akşam yemeğine. Tamam mı? Kız Polonyalı kız arkadaşım. Annesi de Polonyalı tabi. Yani Polonya olmayabilirdi de. Neyse. Yemeğe çağırdılar beni. Ya Ahmet annesi bir düşünceliymiş. Ben domuz eti yemiyorum diye şey koymuş. Her şeyi tavuktan yapmış. Tavuk ve dana eti yapmış sadece. Ya ben de böyle ama tabii, bilmiyor ki sen vegansın. Ama tabii ben de vegan olduğum için, et yemediğim için sadece yaptığı salatadan yiyip kalktım. Senin bu cesetlerini ben yemedim mi? Annesi vallahi çok iyi davrandı bana. Annesi de beni sevdi yani. Ben de sevilmeyecek adam değilim sonuçta yani. Sonuçta sevilmeyecek adam değilim. Sana yayıncı köpeği göstereyim mi? Bak şimdi. Bak, yayıncı köpeği göster hadi. İzle beni gel. Şimdi yürü oraya. İzle gel yaz. Gel önce. Aynısını bende de yap. Yayıncı köpeği bu bak. Bak şimdi. Hadi yayın yapalım bari. Hadi bakalım. Valla ben yayın yapmıyorum bende de yapıyor aynısını. Hadi yayın yapalım bari. Evet. Ben tamam. Aferin yayına başlıyoruz oğlum. Hadi yerini al. Tamam, şuradan göster. Şuradan. Böyle. Oğlum hadi bir yayın yapalım hadi. Hadi Ahmet bir yayın yapalım Bulucuğum. He? Hadi tamam bitti yayın. Hadi gidiyoruz hadi. Kalk gidiyoruz. Bak şimdi gelecek. Hadi kalk gidiyoruz. Devamlı peşinde kurşun askeri gidiyor. Oğlum gidiyoruz. Niye geldin şimdi buraya? Seni izliyor. Elinde şey var. Yermin kardeşim. Buna bile koyar bu arada biliyorsun. Yok eder yani. Ben şu CS ile bir konuşayım yoksa beni arkadaş listesinden çıkaracak. Peki. Fotoğum gitmeden bir konuşayım. İşte öyle chat yani. Vallahi. Yavuz sen ne yapıyorsun? Sen ne yapacaksın? Ne olacak böylesi? Yavuz çok yalnız takılıyor. Ben yalnız kovboy abi. Vallahi yalnız kovboy oldum. Tek tabanca. Senin bir kız arkadaşımla tanışmamda da Yalız'la gittiğimiz gün tanıştık. Abi şimdi bazı hareketler var. Bizde sen de geçen dedin ya. Mesela yoğurt yemek. Ben masada her şeyde yo ben akşam yemeğinde bizde yoğurt olur yani. Ben dedim kıza da bizde 5 kiloluk yoğurt var dedim. Oha falan. aynen kovayla satılıyor. 5 kilo yoğurt var bizde şaka değil dedim. Çünkü onlarda yoğurt böyle küçük kaplarda satılıyor. Böyle 150 gram falan. Yo bizde 5 kilo yoğurt yok. Biz yok, öyle bir şey almaz diyor. Kıbrıs'ta yoktur kardeşim siz. Biz Kıbrıslar olarak şeftali kebabı yeriz. Tamam. Yoğurt gördüğümüz zaman Allah. Böyle tükürürüz. Türkiye'lilerden nefret ediyoruz. Yoğurdu gördük mü böyle? Kardeşim sizin faturalarımızı sizin şeyiniz ödeniyor tamam mı? Elektrik Türkiye'den hortumluyorum kanka. Ya, tamam mı? O yüzden elektrik der orospu çocuğu. Konuşurken elektrik Türkiye ver. Hakkında ağzını çalkala tamam mı? Su ver. Al. Elektrik ver. Okey. Amına koyduğum. Ha nefret ediyorum senden. Türkiye'li seni. Elektrik ver. Ya biz olmasak bu hayatta olmazsınız tamam mı? Lanet olsun siz olmasanız kesinlikle götümü sikerlerdi. Çok haklısın. Tamam mı? Bundan sonra kendine dikkat et. Çok haklısın. Sözlerine dikkat et. Özür diliyorum senden. Peki. Özür diliyorum. Kardeşim buradan ben 4 tane çıkardım ama büyük çıkardım. Türkiye sorununu çözdük şu an ya. 4 tane çıkardım.
Ama bunlardan birer tane çıkar burger. Afet de merak ediyor. Kaç tane kardeşim, çıkardın? Bu burgerler sizi çok vecid oluyor. Kaç tane çıkarmış Afet? Afet 4 tane çıkardım kardeşim. Kardeşim Afet. Ete en yakın noktada fark ettin mi? Olabileceği en yakın nokta orası ete. Arifureru. Konnichiwa Arifureru-san. Bu arada evet biliyorum ya. FRP'ler yalan oldu. Yapacak bir şey yok. FRP'ler böyle. FRP bizi sarmadı kardeşim. Sağ ol. Ya istiyorum ki bir tane kanal açalım. İsteyen orada FRP'sini oynasın, canlı yayına koysun falan da. Nasıl olacak? İşte onunla uğraşmak lazım yani. Kim ona zaman ayıracak? Sen avukat adamsın ya. Sen yap oğlum. Senin paran da vardır. Ha. Kanalı aç kapı. Aç kanalı. Paraya ne gerek var oğlum kanalı açmış. Olsun. Abi sıçtın işte ortaya çıktın. Oğlum biz milleti kandırıyorduk yıllardır. Oğlum, arkadaşlar paralı falan kanal açmak ya, paralı diyorduk. Herkes kanal açacak ya. Arkadaşlar kanal açmak abi paralı diyorduk. Ya. Kimse açmıyordu. Götümü satsam açamaz mıyım? Bütün parayı biz kalıyorduk abi. Sıçtın ya. Teşekkür ederim ya. Senin amına koyayım. Al işte ya. Ya bütün sırrı bozdun ya. Nasıl siktin şu anda streaming sektörünün ya. Yarın 15 gün. Yalnız siz gelmeden önce buralar full çayırlık da anasını siktiniz ya. Ya yalan atma, burası böyleydi. Oğlum ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece et yoğuruyorum. Yemin ediyorum kendimi cider beer'a vuracağım. Allah belanızı versin şişe. Et yoğuruyorum kardeşim, et. Sen ne anlarsın? Hadsiz herif. Bunların üç tane çıktı. Harif Fred'in. Aa biz 4 kişiyiz değil mi? Evet. Niye 4 kişiyiz? Ne oluyor? Alfred Sama var. 3 kişiyiz değil mi? Ben 4 tane yaptım burada ya. Dur kardeşim. Hemen şunun yarısını alırım ben. Buna katarım. Buradan 2 tane daha çikolatalım kardeşim. 6 tane yaparım. İki de burada 3 burger gömeriz yani. Ben 4 kişi olarak hesapladım. Niye? Alfred'i de saydım çünkü. Alfredu. Ya ben Dark Souls 3 aldım. Niye böyle bir şey yaptın ki kendine? Vallahi bilmiyorum. Oyna da izleyeyim biraz ya. Eğlenceli olur. Yok, yayında oynanmaz o. Sadizm. İnsanlar böyle gelir ve gider abi. Çünkü çok tekrar eden bir şey. Kanser gaming değil mi? Kanser gaming. Onu ben böyle yayın dışında oynayacağım. Evde. Kendim. Pinti Panda'dan izlediler onu mesela ama Pinti Panda her oyunda kanser olduğu için izleyicisi anlamadı pek bir şey. Neyse. bağımlılık kazan. Yani adamlar bağışıklık yapmışlar. Pinti Panda her oyun kanser oynadığı için mesela bu oyunda da kanser oynadı. İzleyiciye şey hani bir şey olmamış gibi izlediler. Ama Dark Souls abi çok. Ben mesela ya ben kimden izlersem izleyeyim Dark Souls'u ben sıkılıyorum. Sıkılırsın abi. Çünkü ya ölüm zaten oyunun olayı ölmen yani tekrarlanması oyunun. Evet, yani tekrar oynanması yani. Ben en son öyle bir oyunu. Prepare to die abi. Ben en son öyle bir oyunu Mario'da oynamıştım. Yani bir daha da kendim öyle bir şey yapma gibi bir isteğim yok mesela. Nioh oynadım, hoşuma gitti biraz. Nioh oynadıktan sonra dedim ki ulan Dark Souls'da alayım da dursun dedim. Aldım duruyor. Just Cause'u ama oynamadan şey ettim. Valla Just Cause'u Can Sungur'un tavsiyesiyle izlediğim bir videoda almıştım. Ama şeye bana göre değilmiş Just Cause. Sonra videosuyla biraz inceledim. Abi herkesin zevki farklı. Benim zevkime göre sen değil. Sen ne dedin lan CS abi? Hiçbir şey demedim. Siz yıkık. Afet saldır. Hadsiz. Saldır. Isır onu. Just Cause bana Isır göre onu. Değilmiş. Tek olayı patlatmak kanka. Abi patlatmayı seversin sen ya. Hayda. Abi bu seksist çok senin abi, gibi sabah kulağında Robert Oğlan'ı giyen. Ne seksi oğlum? Ne seksi? Ne seksi lan günah. Seks mi lan burası? Ben en son seksi kağıtta yazılıyken 3 sene önce görmüştüm. Al, seks şey yazıyordu böyle kağıtta. Ya, şimdi bana anlattırma Yağız. Sen nereye gitmiştin geçen hafta? Festival bu arada Yağız şimdi anlatıyorum. Ben Pandora'nın kutusu açıldı bir kere. Açıldı abi. Açıldı. Ağlayıp durma dik dik bakma sikerim ben abi. Abi Pandora'nın kutusu açıldı. Şimdi anlat. Yağız'ın geçen haftaki ben şey anlatıyorum. Yağız'ın şey durumunu ben anlatacağım şimdi. Master. Yağız şimdi onu anlatayım mı? Yok. Anlatayım mı onu? Benim sırrım değil ki. Başkasının sırrı. Bir arkadaşımın başına gelmiş. Şimdi Yağız konsere gitti bir tane kızla. Martina diye. Oğlum kızın ismini vermeyeyim mi? Adresini de ver abi. Abi açık adres ver. 85 bin tane Martina var Polonya'da. Kapandı konu şu anda. Tamam özür dilerim. Lan ne olacak bir şey olmadı. Oğlum
bu isimler yani ne bileyim neyse. Ne bileyim kardeşim ya. Abi inek şampanik bir karakter ya. Güdük. Oğlum ben hala bu... Ya bazen işte diyorum ben sana böyle yayın aklımdan çıkıyor. Abi inanılmaz ya. Ne yapacak adamlar gidip kıza tövbe tövbe. Abi Martin'le ilgili çok net easter egg var ya. Sosyal medyasında bizim TRP yayınlarından bir tanesinde Martin arkadan gözüküyor. Hadi bulun. Sosyal medya hesabı da yok ki kızın yani hani. Sosyal medya hesapları da olmuyor. Easter egg abi. Şu an chat Instagram'ıma Martin'e yazıp random follow çekiyor olabilir. Kardeşim ne zaman bizi akoza mı sandın peze? Senin Instagram'ında kaç Martin'e vardır peki? Ortalama. Vallahi bilmiyorum vardır 3-4 tane. Neyse. Bende kaç tane var? 0. Goy goy yapmıyoruz oğlum. Burak'ın köfte hazırlamasını bekliyoruz. 0 arkadaşlar. Adam 2 saattir kıyma tokatlıyor. Sikeceğim artık şu köfteyi. Verdim ki. Bak hayatımda bu kadar şov görmedim ya. Ne demek? Bak bunları koparıp büyüttüm sonra tam ellerimi yala. Ya siktir. Şimdi Yağız bir tane kızla şeye gitti. Abi söyledin ismini ama okuyayım artık. Beni yelenden tamam, Martin. Acaba kızın adı ne? Ya kızın ismi Martin. Bence Fatima falan. Ya Allah'ın bildiğini kullanmasın. Şimdi kızın ismi Martin ha. Kızın ismi oha, bilen var lan. Hay oğlum bilen var lan. Harbiden birisi yazdı. Abi ikinci oyunda arkadan geçiyordu ya. Haydi. Oha. Oğlum ben bir kere kazak bir kızla yayın yaptım. O günden beri yayına kız çıkarmıyorum. Adam iki haftada bir gelip abi kazak kız nerede falan diyor. Bana da şimdi Dana'yı soracaklar muhtemelen. Abi Dana'yı getirsene yayına ne güzel Türkçe siktir dedim işte. Dana ya yok. Çık artık çık şunu açacağım açamıyorum ya. Dana kıyma var. Çıldırmak seviyorum şimdi espriler. Çok güzel ha. Benim ismimin anlamı burada pancar demek. Biliyor musunuz? Çok kötü Burak. İsmine sahip olmak burada avantajları var, dezavantajları var. İnsanlar abi, önce size gülüyor ama sonra gelip bir de aptal insanları Burak diye çağırıyorlar. Kardeşim sen zaten aptalsın falan diyecek olanlar olacak. Kardeşim yani ismin Mert olup Fransa'da da olabilirdin. Ne oluyor o zaman? Bok oluyor abi. Vay. Merhaba tanışalım mı? Benim adım Bok. Bok. Yani böyle bir şey yok ki. Ama biz Türkler olarak böyle bir şeye takılmayız mesela. Ben takılmadım. Takılmaz mıyız? Abi yabancı bir 20 sene muhabbetini arar lan. Oh Burak. Nasıl lan? Adamın ismi merhaba ben Pancar desen nasıl takılmaz? Ne diyeceğim? O Panco falan dersin yani. Ben abi de. Ulan Panco falan derler adama ömür boyunca. Ya şöyle gülersin yani bir tebessüm olur yüzünde. Bazen bunlar bokunu çıkarır ben, ya. Ben Dalıstanlı arkadaşının, sınıf arkadaşının ismini ilk kez belen çocuk bunlar okulda. Çekil lan kardeşim. Oğlum. Bana bırak. Oraya bak götünü pıncıracağım lan. Bırak. Alfred osurdu. Allah belanı versin. Of. Ya osuruyorsun Alfred osurdu diyorsun. Alfred osurdu. Oğlum Alfred osurdu bir farklı oluyor. Sen Alfred osurunu bilmiyorsun. O bir farklı oluyor, o farklı bir boyut. Alfred, Ahmet Türkiye... Alfred Türkiye'deyken Ahmet ben de osuruyordum için. Alfred yine geçen Bodrum'a gitmiş çekimlerde. Abi Ahmet Türkiye'deyken Alfred bende kalıyordu bende. Evet güzel bir tespit geldi. Erik ismiyle dalga geçen olmuyor. Doğru, haklısın. Olmuyor abi kimse kalkıp da Erik Can Erik baksana yapmaz yani. Haklısın. Ama Erik isminin kullanıldığı çok böyle... Türkiye'de Erik biraz böyle bilinen bir name yani evet, isim yani. Yani evet. Misilerden. Abi şimdi evet. Vietnam'da bir adam gelse, benim adım Bok Dong Yong dese, aha senin adın Bok mu? Sen mi diyeceksin? Demezsin yani. Abi Bok Dong Yong diye dersen adamın ismine Bok gelmez aklına. CS yayın açtı. Tamam biliyorum. Ha. Yani adam gelip gerçekten benim adım Bok Dong Yong dese sen demezsin. Ben demem ama diğer insanlar olur mu illa ki? Adı Bok. Bok buraya gelsene. Dünya sen ve çevrendekiler değil ki kardeşim. Abi ben yok ya. Ben kimsenin öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Çünkü biz abi Türkler olarak alışkınız yani böyle şeylere. Yani bizim ya. Abi Toşak bizim, vardı Toşak. Hayır abi bizim beceremediğimiz tek şey zenciler abi. Biz zencilere alışamadık. Ya ben Türkiye'de yaşayan zencilerle yapılan bir röportajı okumuştum. Aydın çevresinde bir tane köy varmış. Ha kız o değil. Kız şey diyor abi. Abi diyor İstanbul'da bile insanlar gelip böyle şey yapıyormuş. Dokunuyormuş böyle. Gerçek mi falan diye. Ay siktir lan. Sen çikolata adam diyorsun. İmkansız oğlum İstanbul zenci de olur. Oğlum bak o röportajı bulurum. İstanbul zenci. Low battery warning abi. Tamam abi hemen takalım onu. Takalım bro.
Buram seni mi kıracağım? Şimdi. Ama mikrofonu çıkaracağız. Ses kalitesi düşecek arkadaşlar. İdare edin. Adam benim. Ya yeni iPhone'lar o kadar iyi ki aynı anda mikrofon ya da şarj takılmıyor. Adam bir seni göt edeyim mi? İlla göt mü olmak istiyorsun? Evet olmak istiyorum. Düzgün tak o zaman. Madem oluyor. Allah Allah. Adama bak. Kusura bakmayın diyor. Olur varmış. Zenci'ninkini böyle tutup şey mi diyorlarmış? Bu ne lan böyle falan mı diyorlarmış? Hayır abi kıza dokunuyorlar. Zenci'nin Zenci'ye dokunup böyle şey mi yapıyorlarmış? Rengi değişimi diyorlarmış. Abi o röportajı bulurum sana aynen. Böyle şey şaka diyorsun sen. Kız anlatıyor oğlum. Neresine dokunuyorsun? Abi koluma dokunuyormuşsun ya bu gerçek miymiş falan diyor. Oğlum bulamıyorum lan aparatı. Neyse bugün de beni göt edemedin. Ediyorum bekle. Arkadaşlar ekmekler nerede? Bir dakika ekmekleri kesmediniz sonra bu etleri pişirtiyorsunuz. Bak şunları çıkarın. Hiçbir boka yaramıyor. Oğlum hem yapıp hem nasıl yapayım bunları? Tamam bir saniye. Şu an ben bunu... Ben senden özür dilerim yavrucuğum. Ben bu... Helal be sana. Çedarları... kardeşim. Şimdi o çedar değil o... Ne bu kardeşim? O mamilet. Mamilet mi aldınız? Çedar gibi aslında. Çedar ben gibi. Severim güzel erir. Kokusu da güzeldir. Onu bir sersen ben ekmekleri hazırlayayım. Sen bana ekmekleri ortadan ikiye kes böyle. Karar. Şimdi sen bana de ki ekmek cevap ver. Ben şu an yaratırım. Sen bana yaratmak Allah'a mahsustur. Allah! Durduk yere şirk koştun. Manyak mısın sen? Şirk koşuldun. Merhaba ben Alfred. Herkes bilir beni. Her an her şeye hazır olmalısın. Oh. Alfred'in nesi var? Alfred'in nesi var? Şu ekmek bir. Tamam mı? Siz nasıl ekmekler istediniz? Öyle onlardan işte. Aynen. Aynen kardeşim. Ekmek iki. Senin biralar buzlukta bu arada. Unutma onları patlamasın. Aynen. Ekmek iki. Aferin bunlar insan yemeği oğlum. Bunlar insan yemeği. Bu elimdeki de bıçak. Bak o ekmekleri ben burada ısıtayım mı tek tek böyle? Yok abi. Valla. Yok abi şova girme. Tamam abi. Bizim şov tatatatata. Burada 3 ekmek açabildim kardeşim. Zorluyorum dörtlüyorum ben bunu. Zorluyorum dörtlüyorum kardeşim. Dörtledim bro. Dört ekmeğini dördür. Şimdi bak senin bu küçük küçük kestiklerini onlara altına hardal sür. Tamam mı? Ben hardal istemiyorum ya. Şimdi benimkine hardal koyabilirsin. Ben barbekü istiyorum. Nereye koyacağım lan yukarını? Götümü kim ezledi lan? Kim ezledi lan götümü? Bana öyle bakma artık anlayacaklar. Şimdi barbekü sosu bak ketçapım da varmış lan. Vallahi güzel. İyi. Kim ketçap istiyor hangi köle? Ben birazcık çok az ketçap. Barbekü yeter ya. Barbekü varsa barbekü ya. Sen barbekü müsün? He barbekü. Sen bana da o zaman sadece barbekü ve... Ne demek lan pezevenk gözlüğü? Altına şey koy. Birazcık hardal. Sonra üstüne tamam bu yiyoruz. Barbekü sadece. Tamam. Altına biraz hardal. Etin üstüne de barbekü dökersin. Tamam olur o. Senin mayonezin yoktur şimdi. Mayonezi bitirdim abi ya. Aynen. Mayonezi... Ben buranın dünyanın en iyi mayonezini Polonyalılar yapıyor bu arada. Çok güzel abi ben mayonezi. Ben beğeniyorum. Hardal. Hardalımız arkadaşlar Dijon. Dijon hardalı. Hardalların da çeşitleri vardır. Böyle her hardalı alıp da yemeğiniz. Şimdi burada bir tane ekstra var. İlk kez iki hamburger kim göreceğiz? Ben de iki tane canım. Herkes iki tane. İki ben herkes herkes ilk elden bahsediyorum. Dört tane bulunuyor. Ne var orada? İlk elden herkes birer tane. Ha yani bir tanesi fazladan geliyor. Tane. Yani... Sen göm abi. Tamam ben bir tane daha Burak hazırlıyorum buraya. Kanka ben hepsini aynı anda çıkarabilirim valla. O şeyin sana ayrılırsın. Bizim şort patatesler bizim. Seni var ya seni öldürürüm.
Chat ne yazıyor? Bir şey yazmıyor mu? Chat'i oku bari. Bir şey yap. Sadece çekme. Chat adamlar o kadar. Sab olmuş. Ha? Sab olmuş. Para veriyor. Abi. Chat ne diyor? Bir şey demiyor mu chat? Bir şey sormuyor mu? Chat Burak'a ne diyorsunuz? Allah ibine. Sevmedik. Götü kalkmış. Arkadaşlar beni takip etmek istersiniz. Reklamı yapın. Bak. Reklamı da yapayım. Bu üstünde eritiyor musun oğlum peynirleri? Ya dur kardeşim biraz pişsin önce. Yaktın sen onları. Ne yakması ya? Yaktın onları. Dolaptaki magnet kim diye soruluyor. Dolaptaki magnet tabii ki dünyanın en sevdiğim insanı, aşkın bir tane bebeğim, yanımdan ayıramadığım Vladimir Putin. Ne gülüyorsun abi? Komik mi oğlum? Ne biliyorsun oğlum? Dünya lideri. İnsan Vladimir Putin'e aşık olamaz mı? Ne yani illa seksiz şakalarından sonra böyle. Ne diyor abi chat? Gülüyorlar abi. Gülecekler tabii abi. Abi gülecekler gerçekten. Selin diyecek diye bekliyorum. Şeyi koydun mu? Bak sen. Ah be kardeşim be. Şu soğanlarını koysana etler hazır kardeşim. Üstüne yapıştır soğanları. Yarak taşıyıcısı. Seni döverim abi. Nerede soğanlar? Orada güzel kardeşim koydun önüne soğanları. Yapıştır onları hadi bakalım. Burakçı. Efendim. Abi şuraya dikkat. Nereye abi? Evet, aşağıya tamam. Şey oluyor. Tamam abi. Tamam abi. Bildiğim şok tatastasta bildiğim şok tatastasta. Abi. Inox buzdolabıyla bizim şov olmaz. Onun böyle eski buzdolabı. Duvarların böyle boktan fayans falan olması lazım. Bildiğim şok tatastasta. Domatesim yok benim. Oo, domatesim yok. Üstüne koy. Zarrama bak ya. Şunu bir yaz, bunu bir çekmemiz lazım. Yaratıcı kablo çökken. Ben biraz kablolayım ama. Şimdi burada ben çedarları üstünde erittim. Olan var olmayan var kardeşim. Böyle bunları böyle tek tek yerleştiriyorum. Ne yaptın biz? Daha sonrasında üzerlerine marullarımızı ve altına gördüğünüz gibi soğanı yerleştirdik sosun üzerine. Reis ne yaptın sen? Bunları böyle koydum. Yalnız ben de aktım burada ya izlerken. Aktın ne mi izlerken? Aktım. Islandın mı? Şimdi reisler başka sos isteyen var mı? Burak sende sadece barbekü var. Yok o baştaki Yağız'dı. Sadece barbekü var Yağız'da. Üzerine Burak, şimdi barbekü istiyorum ben kardeşim. Abi yakın çekim almanız için şu an kabloları çıkarmam gerekiyor. Ama dur bak zoom yapsam oluyor mu? Burada zoom ya, oluyor mu? Çıkarabilirsin kabloyu şu an ya. Biraz dolmuştur. Aa zoom oluyor. Oluyor mu lan hakikaten? Oluyor. Sana da koyuyorum barbekü bu arada. Bana bu ama. Bir tane koydum ya. Yo, en sağdaki benim. Ne demek sana da koyayım? Onları yıka ama güzel kardeşim. Olur. Harbiden ya, lan. Bunlar yıkanık lan. Hayır. Olur mu oğlum? Marul dünyanın en pis şeyi lan. Oğlum bunlar yıkanık. Marulu böyle elinle ovalayarak falan yıkaman lazım aslında. Aa. Kardeşim burası Avrupa ya. Ya bunlar yıkanmış Avrupa'da direkt biz. Abi yıkanık değil mi bunlar ya? Yıkıyoruz bunlar abi. O kıtık neydi? O kıtık kimindi? Fıtık mı? Benim telefonumdan geldi. Yani. Abi burada iki tane daha ekmeğim var. Şu ekmeği de aradan çıkarıyorum. Ekstra iki ekmeğim var. Şöpümü atıyorum. Bu arada bak Keep Talking Nobody Explodes yapacak mıyız? Yapalım. Canlı canlı. Brom. Manuellerinizi çıkardım çünkü. Yapalım abi. Alın bunları bak koy hadi. Brom o zaman dur. Ben ilk geldiğimde biz bir oynamıştık seninle ya. Şey evalar falan vardı. Ahmet. Bende mi? Musun? Yok sende değil. Kimin evindeydik ya? Şu şeyi. Neyi? Bir tane daha kes de kardeşim. Ha kardeşim bunları hep doldurdun sen ya. Şöyle koyuyorum. Nereye koyayım? At onun içine. Oradan koyarsın işte ha. Vur burası. Burada ıslak duruyor. Şöyle koyayım abicim. Lan senin ıslak orası. Lan ne olacak ıslak olsun ya. Ya ıslak hamburger yiyeceğim bize ya. Ne ıslak? Kardeşim ya. Oo ıslak hamburger mi? Şey ver bana, o... Dur bakalım,
Burak Twitch kanalının linkini söyle. Don Carlito Live. Don Carlito Live. Takip edeni takip etmem. Arkadaşlık isteği atanı reddederim. Çetime gelip küfür eder. Don Carlito Live. Neden Don Carlito derseniz Burak Don'la oynuyor. Don'la oynuyor. Öyle bir konsept var. Abi çünkü... Bilmiyorum, Carlitos Bey'i izledim mi chat? Carlitos Bey. Ben Al Pacino'yu çok seviyorum. Kardeşim gibi. O yüzden Carlitos Bey'deki Carlito karakterini de seviyorum. Böyle arada kalmış, yaşamak istemediği hayatı yaşıyor. Ben öyle bir hayatım yok ama değişik gelmişti. O yüzden onu ismini oraya koymak istedim. Tabi bildiğiniz gibi Twitch'te de isim almak zor ama bakayım. Herkes bütün isimleri önceden almış olduğu için önüne bir de don eklemek zorunda kaldım. Bir de live mi eklemek zorunda kaldım? Bir de Don Carlito yaptım. O da olmadı. Sonuna da live eklemek zorunda kaldım kardeşim. Yalnız bana o şekerleri almadın ya. Valla. Ama birbirimizi düdürürüz diye şey yapmadım. Şimdi Ahmet şey istedi. Bizim orada şekerler vardı. Şekerli üstü kaplanmış oğlum, badem falan vardı. Altın doldu kanka. Bir dakika bekle. Şunu şöyle şuraya koyayım mı? Hayır koyma. Anasını sikiyorsun. Koyma. Şunu koy. Şu bana koy. Eyvallah. İlle domatesmiş de bilmem ne. Don Carlito Live. Don Carlito Live. Bu yazın. Bu Ahmet'in. Yiyebilecek miymişiz onların hepsini? Yok edeceğiz lan. Yok edeceğiz abi şu anda yani kiminle ben seçtiğimizi tek dinliyorsunuz. Bu ekip daha önce ne burgerler yedi? Bu ekip daha önce kardeşim. Burak live biraz lame kaçıyor ama onun için de iyisin. Eyvallah. Gülen Sırat. Yazın yaptığı ekstra annemi de kullanalım mı? Oha tabii lan. Bu kullanmayacaksan bana koy. Aynen koy oğlum bunu. Yapıştı. Acıma. Abi yakın çekim için bu dalgayı çıkarmam gerekiyor. Bir dakika. Bu ekstra altında zaten bir soğan silsilesi mevcut bunların hepsinin. Tamamdır. Ahmet sen burgerlerini alabilirsin kardeşim. Ulan ben yemeye başlıyorum. Sen yemeye başlayabilirsin. Tamam. Benimkiler bir köfte olanlar. O zaman ben mekanımı kuruyorum buraya. Biraz onu artık bir yerleştirirsin bana. Dur abi. Salatlar burada. Abi şöyle söyleyeyim. Domatesler senin diğerleri yiyordun zaten. Marulunu almadın. Ben istemiyorum ya. Marulunu istiyorum. Bir an unutma. Marul boş. Şimdi... Biraz sen marul istiyor musun? Elma biraz içiyorum ben. Ben... Marulu bol olsun abi. Yok ya, koy yani. Buram bana böyle yerleştir. Estağfurullah. Dur. Evet, bugün Lupski Cider birası. Bundan mı? Abi birasını gevşet önce. O değil. Bu değil, öbürü. Evet, birkaç tane de var üstünde. Evet. 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 Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hamburgerimiz hazır. Gömülmeye.
Gördüğünüz üzere çok vıcık vıcık, tam olması gerektiği gibi. Yalnız ben de izliyorum şu an başımı. Yutkunuyorum yani izlerken. Konuşamıyorum, kelimeler kifayetsiz. Küllükten içiyor lan diyorlar. O nasıl bardak lan, adam küllükten içiyor diyor. Bu mu? Hakikaten öyle lan. Bu mum vardı içinde, mum. Dünyanın kullanışsız şeyi. Mum. Aynen bardak gibi yani. Bunun içinde mum vardı. Mum bitince ben de bardak yaptım. Sana ne var mı böyle lan? Güzel mi abi? Böyle bir şey yok. Valla çok güzel değil mi? Elime sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Sen biraz terlemişsin. Şimdi Ahmet'le ASMR yayını. Alkol içince terliyorum, ne yapayım? Yaramıyorsa hiç mi kardeşim? Ne var yaramam? Ne var bu? Hakikaten böyle bir sıkıntım var. Alkol içtim mi zırıl zırıl terliyorum. Zırıl zırıl. Siz nasıl terliyorsunuz Ege'de beyefendi? Şapa şapa. Biz Ege'de terlemiyoruz. Sizin metrobüsleriniz de kokmuyor. Biz yok, çiğdem çiğdem terliyoruz. Çiğdem çiğdem. Şey değil mi? Neydi o, sizin aptal bir şeyiniz vardı. Boyoz. Boyoz boyoz. Seni burada sikeriz. Boyoz boyoz terliyorsunuz. Boyoz. Boyoz biraz overrated şimdi yani, ya hakkını verelim. Yağlı be. Yağlı kırıntı be boyoz yani. Güzel ama ben severim. Yani. Gideri var. Ben şu an, olsa amına bile korum yani. Sıcak sıcak yenir boyoz ama soğudu mu gider yani hedesi. O sıcakken onu gömeceksin hemen hızlı hızlı. Boyoz yumurta hemen. Abi boyoza laf attım, beni İzmir'e almayacaklar bir de. Uçağı havada vuracaklar inerken. Yürüyüşte durduruyorlar değil mi? Güzel. Oldu bu iş. Valla. Oldu. Boyoz değil de asıl söğüş var oğlum. Söğüş İzmir'de. Söğüş İzmir'in mi şimdi amına? Yazıcım. İzmir'in bu ikisi tabii. Senin kardeşim. Domates. Teşekkürler canım. Kanka aynen, Kıbrıs'ta da et diye bir şey var. Harika bir şey var. Sen, senin bildiğin söğüş ne? Söğüş işte. Ne? İçine beyin koyuyorlar mı beyin? Sakatat full böyle soğuk. Ekmek arası, içine böyle soğan falan da koyuluyor abi. Beyin, göz istersen, dil, ne varsa sakatat. Söğüş ekmek arası soğuk yiyorsun. Tabii canım söğüş. Soğuk yiyor. Ben beyin yerim de limonu sıkacağım üstüne. Yutkundum, yutkundum. Limonu sıkacağım üstüne. Tuzlayacağım. Uykuluk, uykuluk. Hayvanın boynundan yapıyorlar onu. Aklına gelecek her türlü sakatat abi. Tabii onu gideceksin. Abi bizim orada sakatatı vururlar. Kanka onu... Ne dedi? Ne dedi? Ooooooo! Ne dedi? Geç anladı. Ne dedin sen? Bizim orada sakatatı vururlar. Yok dinledim. Bakayım. Anladım abi. Okey. Peçete var mı? Bir de eve gidebiliriz istersen. Kalk hayatım gidelim moduna girdi bunlar. Kalk hayatım. Çift misiniz oğlum, siz sikişiyor musunuz akşamları? Sana ne? Benim ki. Oğlum yarın doluşacak beni. Oğlum bana bir tane adam vardı.
Oğlum şey var mı sana da böyle, ya sana 1500 tane insan yazıyordur Instagram'da. Kapalı şeyi dönmeye çalışıyorum, açar mısın? Kardeşim yaramıyorsa içme dedim sana, bak beni dinlemiyorsun. Acil dehidrasyon yaşıyorum. İçecek bir şey yok. Yaramıyorsa. Soldakiler. Plastikler. Ha, soldakiler kardeşim. Kanka bira, benim biram var burada, onu içebilir miyim? Senin porter'ın var lan. Ben bu porter'ı içerim. Porter. Aa. İçtim bile. Vallahi porter'ı içtim. Açtım. Atma lan. Suyum lanmış. Abi yıkasana şimdi. Bu senin bir buraya da sana şey havlu almak lazım. Kağıt havlu. Kağıt havlu güzel kardeşim, öyle değil. Böyle havlu değil. Oğlum niye sadece suyu da yıkıyorsun? Yıkasana şeyle deterjanla. Çünkü kağıt havlu olsaydı. Ne mal bütün kağıt havlu şeydir ya, yatak odasındır. Git bak. Kardeşim biz onu yalım. Sen yanlış yerde arıyorsun kağıt havluyu. Yatak odasına bak, kesin oradadır. Ruhluğa vardır yani. Tuvalet kağıdı kullanıyorum oğlum ben 31 için. Ne kadar zenginsiniz siz ya. Oğlum ben kağıt havludan başkası kesmiyor böyle dolu dolu. Tabi lan. 3 katlı böyle. En kaşkesinden. Filli filli. Sen bana ver hele. Emici filleri var üstünde. Pis adamlarsınız siz ya. Yemek biçim yere düştüm ama ya. Ne biçim insanlarla takılıyorum. Evet. Ben bir ama içeyim. Yavuzcum sen diğer bir an istiyor musun güzel? İstemiyorsun. Biraz ben bu karpuzu gömerim. İstiyorum ya, açsana. Ben sanki doydum gibi. Doydun değil mi birinciyi yiyince mi? Hmm. Zaten geçen ben sana yapmıştım, iki tane yiyelim demiştim de birincide aç gözlük yapıp iki tane yapalım demiştim. Bir tane yapınca ne doymuştum. Bir de patates diyordun sen. Ben yerim ama. Ne yorulam. Ben bir ama açayım da. Vallahi öyle işte. Böyle. Ne oğlum? Bana bir kere club'da kız ben Türk'üm deyince aa dur gömleğinin altına bakayım bomba vardır belki demişti. Hemen o an indirecektin işte. Öyle demişti, hatırlıyor musun? Çok zoruma gitmişti. Yarak var deseydin. Al bomba diye indirecektim. Yarak var, yiyeceğim mi deseydin? Böyle işte, ırkçılıklar da var. Var. Cool story pop. Burak evet. Konuşur konuşmaz bobro satıyor lan. Burak niye ayakta yiyorsun? Rahatsız olma abi. Otur annem. Kardeşim yer yok masada, bakar mısın? Nasıl yok lan? Gözlüğünü oturtmuş pezemeyi. Şunu ben şöyle iterim o zaman. Ben... Ya şu çantayı Alfred sanıyorum. Alfred aşağıda yine. Alfredciiiim! Gel buraya bebeğim. Abi beni niye ettiriyorsun oğlum? Düşecek. Evet kardeşim. Oh! Anlatın bakalım biraz, hep beni konuşturuyorsunuz. Küçük çocuk konuşuyor burada. Küçük olan mı konuşuyor? Yoğurt alsana bir ya. Vallahi bir yoğurt olsa... Baklava git gel. Ayran yapsak ondan. Yoğuz ayranı sevmiyor, milli içkisi olarak görmüyor. Niye? Ben evlatlığım oğlum. Ne ayran sevmiyorsun ya? Ayran sevmiyorum. Milli içkim ayran değildir dedi. Sabahleyin zeytin, peynir, yemek kahvaltıda sevmiyorum. Bizim milli içkimiz ne abi? Rakı. Ayran doğru, milli bir içki olabilir. Yani bence gayet mantıklı bir. Bence de rakı. Ne olduğuna bağlı abi, yani alkollü içki olarak rakı, alkolsüz içki olarak ayran, evet yani. Evet, iyi Allah'tan boy özlemedi. Çiğdem. Kularak. Gevrek. Gevrek falan diyebilirdin. Hoşaf diyen var. Vallahi. Hoşaf mı? Hoşaf burada bak şey var.
Organik oşap mı arkadaşlar? Kompot var burada, kompostu. Bizim kompostu kompot burada, kompot ha. Minçkin'in monster abi. Vallahi güzeldi, he? Eline sağlık. Vallahi afiyet olsun, gömdük ha. Vallahi. Vallahi iyiydi. Ben bu evi niye temizledim? Ben de annem gibiyim, yapınca değil mi? Güzeldi değil mi? Güzeldi. Annem bu kadar sıkıyor mu acaba mutfağın ağzına? Hayır. Oğlum bu kadar alacaksan bir dahakini biz de yapalım ya. Vallahi kardeşim iki tane orada. Oğlum bu arada fark ettiyseniz burger roundlar hep burada oluyor ha. Yavuz'da burger yapmadık. Evet. Hep bende oluyor yok. Burgerler. Bende burger yaptık, Yavuz yok. Ama baş başaydık, olsa yapmaz. Evet. Baş başa mı? Sonrasında sikiştik oğlum. Sikiştik. Akabinde. Akabinde. Burger yiyip sikiştik falan mı abi? Şimdi arkadaşlar burada Kabalan var. Kabalan. Vay görgüsüz vay. En underrated, en iyi single malt viskilerden birisi. Ne vardı? Kavalalı Mustafa Paşa mıydı? Ha ha ha, komik. Devam ediyorum, Yağız'ı dinlemeden. Devam et bence de, evet. Kabalan, single malt viskiler arasında yeni yeni trend olmaya başlayan güzel bir viskidir. Ben viski sevmiyorum diyen insanlar, henüz viski içmemiş insanlardır. Şöyle Kabalan'a bir iki damla su ekleyerek için, ondan sonra beni bir arayın cepten. Tekrar görüşelim bu konuyu. Ahmet senin amına koyayım. Bunu sen hardal yapmışsın, orospu. Bunun komple hepsi hardal, burnundan aktı hardal. Hayır ondan değil, Dijon Mustard olduğu için o biraz sert. Az koysaydın keşke kardeşim. Siktim belamızı. İyi ki hardal istememişim. Vallahi nasıl hardal var? Şu an hamburgerin tadını almıyorum, hardal yiyorum. Oğlum ne diyorsun, abartma ya. Ya bu... çok kötü ya. Bak göstereyim. Bak üstünde 3 tane şey var. Güzel kardeşim. Bunu sen neden böyle yaptın bana? Azıcık sürseydin. Ben harbolu çok severim ya. Ya ben o kadar senin kadar etkilenmiyorum. O yüzden tahmin edemedim kardeşim. Kusura bakma. Önemli değil. Kusura bakma. Önemli değil. Bir dahaki sefere Yağız'da yaptığımızda. CS sana ana bacı yapıyormuş galiba şu an. Ne? CS. Ana bacı söylemiş. Evet öyle diyorlar. CS. Hadi çabuk yiyin de siktirin gidin ya. CS ile ne yapacağım? Yap. Doğru evet, çabuk yiyin. Biz buradayız daha oğlum. Daha karpuz yiyecek. Daha karpuz kaçacak. Oğlum takılın lan bu arada. Biz oğlum burada biz sen de. Biz karpuzu yeriz. O karpuzu yiyeceksiniz ama şey. Kabuğu lazım bana. Tamam. Kabuğunu da yiyeceğim. Bu çeviraç değil değil mi? Değil. Ne çeviraç lan? Abi. Türkiye'de misin? Öyle pratik çözümler kullanan da bulamazsın. Bu arada o konuda çok iyiyiz ha. Böyle pratiklik çözümler bilmem ne. Tabii canım. Her şeyde Türk'ün ama. Türk'ün üstüne tanımam yani. Sen şimdi çevirici Türklerin icat ettiğini mi iddia ediyorsun? Bana ne lan kim icat ettiyse etti. Türkler çok güzel kullanıyor. Çünkü var bizde tembellik. Abi bizde başkalarının evet. İcatlarını kullanma iyi tembellik. Ama şey hala Türkiye'de yok abi. Ya. Manyetik ödeme. Var oğlum şey, nasıl yok? Çok yaygın ben değil. Ben daha 4 sene önce Tansaç'ta manyetik ödüyordum. Burada hiçbir yaygın değil, Tansaç mı kaldı? Oğlum ben burada her yerde manyetik ödüyorum, uzatıyorum kartı adam ödüyorum. Adam Tansaç dedi. Türkiye'de vallahi her yerde var benim gittiğim, sen demek ki köyde yaşıyorsun Kıbrıs'ta. Lan İstanbul amcık. Ya Türkiye diyorum, Kıbrıs Türkiye mi? Dedendendi, chatte kavga çıkıyor. Yavru vatan değil mi, piç? Sen ne diyorsun pezevenk, haçsız! Abi niye bağırıyorsun? Duyamıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ilginç bir gündü. Bir günümü Twitch izleyicimle paylaşmak istedim. Biraz sıkıntılı oldu, biraz mıkıntılı oldu. Telefon bol bol düştü. Telefon düşürdük bol bol. Yayın bir 10 kere falan kesildi. Bir dahakine daha planlı programlı yapmayı düşünüyorum böyle bir şey yaparsam. Bir yere gitmeli olsun. Nereye gidelim? Krakow'daki Bavarkası'na gidelim. Şövalyeleri izlerim orada. Şövalyelerin nasıl yaşadıklarını, kıyafetleri giydiği kıyafetleri. Neyi izliyorsun lan orada? Şövalye mi var dolaşan?
Tabii dolaşıyordum. Sen nereye girdin? Bu ayar kasım kocaman oğlum. Babayla gittim ben de. Her yerine gittim. Valla. Tabii oğlum şeyi bile sanırım anlatıyorum. Sanırım papanın şeyi de orada. Bağırmaya başladın ya. Bak. Özür dilerim. Bir tane papanın mezarı orada. Papa ikinci şampolü. Laver nerede tam ya? Laver Krakow Old Town'un içindedir. Kardeşim Old Town'dan çıkıyorsun tamam ya, 200 metre sağa. Laver'de hatta şeyi ben oradan öğrendim. Bunların kraliyet ailesiyle Habsburgların bir çocuğu oluyor. Habsburg'da Avustur kraliyet ailesi. Hı-hı. Holy Roman Empire. Hı-hı. Bir çocuk yapıyorlar. Altın Prens bilmem ne. Coşuyorlar böyle. Dünyanın anasını sikecek. Çok yetenekli bilmem ne. Bu da gaza geliyor abi. Ordu basıyor. Osmanlı'ya dalıyor. Ordu basmak. Ordu basıyor. Osmanlı'ya dalıyor. Bulgaristan'da. Kafası kesileni mi diyorsun sen? Ha Bulgaristan. Yok ne kafası? Cesedini bulamamışlar. Ama. Kafası kesiliyor bir tane. Cesedini bulamamışlar lan. Öyle yazıyor. Unuttum. Adam öyle. Şey oluyor şey. Adam gidiyor abi işte. Bizim ana orduyla da karşılaşmıyor. Bir tane komutanla karşılaşıyor. Bu da bakıyor. Ne yapıyor lan bu amık Polonyalısı burada diyor. Aman Hristiyan lan abi bütün ordu telef oluyor Polonyalıların tamam mı? Adamın cesedini bile bulamıyorlar. Altın Prens. Ben ismini unuttum şimdi. Daha geçen konuşuyorduk. Bir tane var. Yine bizim Balkan ataklarımızın birinde adam telef oluyor. Kafasını kesiyorlar. Yeniçerilerin üstüne dalıyor adam. Kafasını kesiyorlar vallahi kralın. Onun tarihi kitaplar çok ilginç ya. Kral oğlum direkt kralın kafasını kesiyorlar diyorum sana. Keserler abi. Sultan oğlum düşün Kanuni gidiyor. Keserler. Kesiyorlar kafasını düşünsene. Keserler abi. Ne kadar... Sen niye Osmanlı'ya dalıyorsun mal mısın yani keser. Taşaklıyor abimizmiş ama... Yanlış zamanda mı? Kitapta okudum. Sezar. Sen ne oldu o kitap? Bana vereceksin. 12 Sezar mı? Yarıladım lan. Vallahi. Ama ansiklopedi gibi lan o. Ama en unutamadığım şey şu. Bizim bildiğimiz Sezar var ya. Jules Sezar. Jules Sezar. Julius Augustus Sezar. Önceki adı Augustus. Aha. Bu abi İspanya'ya gidiyor. Hı-hı. Güney İspanya'da İskender'in heykelini görüyor. Hı-hı. Adam böyle gözleri doluyor. Diyor ki lan diyor amına kodumun İskender'ine bak diyor. Benden şu anki halimden 2 yaş küçükken İspanya'ya gelmiş. Anasını avradını her yeri parçalamış diyor. Adam dünyayı fethetmiş diyor. Benim şu anki halimin 2 yaş küçüğüyken diyor. Ben diyor praetor bile olamadım. Böyle bir üzülüyor, hüzünleniyor tamam mı? O gece uyuyor. Rüyasında kendi anasını siktiğini görüyor. Aha. Anasına tecavüz ediyor kendi anasına. Aha. Böyle bütün çıplaklığıyla anlatıyor bu arada. Kitabı yazan adam 2. yüzyılda yaşamış Romalı bir tarihçi. Aha. Ondan çeviri kitap. Adam o yüzden çıplak çıplak yazmış. Peki 2. yani. Yüzyıldan bu zamana kadar nasıl gelmiş? Gerçi onlarda şey var. Adam yazmış abi. Latince yazmış full. Ya Avrupa'da şey var ama ya bu arşivleme olayı çok var. Adam yazmış abi. Osmanlı hakkındaki en iyi kaynakları Vatikan'da bulunur falan diye evet. Diyorlar yani. Macarlar da çok iyi Osmanlı araştırması yapıyorlar. Neyse. Bu anasını becerdiğini görüyor aslında. Ertesi gün kalkıyor kahine soruyor. Kahin ben diyor rüyamda annemi siktim. Anlamı nedir diyor. Kahin de diyor ki, dertlenme ey Sezar, o ana bütün dünyayı temsil ediyor, hepinizin anası. Dünyanın anasını sen dünyanın anasını sikeceksin. Ha iyi o zaman. O da şey diyor, aa ok o zaman falan diyor böyle tamam mı? Tamam kardeşim. Bu işte ilk resmi görevinde falan Epirus'a gidiyor böyle bayağı praetorluğu falan aşıyor böyle kendi lejyonu falan var. Epirus'a gidiyor, Epirus da o zamanın Anadolu'sunda bir krallık tamam mı? Roma şeyi altında değil henüz. Abi Epirus'a gidiyor, Epirus'un sultanıyla sikişiyor. Sultanıyla? Sultanı şey mi? Gay. Kadın mı? Erkek. Gay. Evet.